Şimdi arkadaşlar gelelim projemize. Visual Studio 2019 kullanıyorum ben. Web API'de 2.2 .NET Core 2.2 versiyonu kullanacağız. Onun sebebini de söyleyeceğim size. New diyerek project diyoruz. Şu şekilde geliyor. Biz ASP.NET Core Web Application seçeceğiz. Next diyeceğiz. Ve arkadaşlar buradan bir klasör seçmemiz gerekiyor. Ben artık bu dersimiz için daha çok toparlamak istiyorum ve bunu direkt C klasöründe, ana klasörde bir klasör oluşturacağım. Şöyle geldiğimde yeni klasör diyeceğim. Ve bu klasörümüzde bütün bizim şöyle dediğimizde web API diye bir klasör oluşturup bunun içerisine atmak istiyorum. Buraya da arkadaşlar web API demo diyerek bunu oluşturabiliriz. Create diyerek projemizi oluşturuyoruz ve bize gelecek şablonlara göre de şimdi anlatacağım. Burada arkadaşlar biz bir web API projesi oluşturacağımız için API kısmını seçiyoruz. Buradan 3.1 değil 2.2 core sürümünü. Tabii .NET Core'u kullanacağız. HTTPS'i kaldırıyorum. Postman'de sıkıntı yaşayabiliyoruz bu konuda. O yüzden onu kaldıracağım ve create diyerek projemin oluşmasını sağlayacağım. Evet, hoş geldin sayfasını kapatıyorum. Ve Solution Explorer'ım şimdi dependencies paketlerini yükleyecek. Yükledikten sonra şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi controllers API biz proje şablonu seçtiğimiz için kendi oluşturmuş values control diye örnek bir controller. Yine program CS, startup CS dosyalarımız ve App Settings JSON formatındaki dosyamız geliyor. Bizim burada ilk yapmamız gereken şöyle bir controller'a baktığımda burada arkadaşlar root kısmında api slash controller dediğini daha sonra burada bir get gördüğünüz gibi arkadaşlar bir get işleminin olduğunu bunun da string tipinde dizi tipinde value 1 value 2 getirdiğini yine slash 5 dediğinde bir ID verdiğini, ID'nin karşılığında bir value'ye döndüğünü, yine arkadaşlar burada bir post metodu olduğunu görüyoruz. Burada yine bir güncelleştirme işlemi ID'li olduğunu ve burada yine bir delete işleminde ID vererek yapıldığını görmekteyiz. O zaman bir biz çalıştırdığımızda bakalım nasıl bir ekran karşılayacak bizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucudan sonra bir API cümlesi API slash values şeklinde gelecek. Bakalım bunun karşılığını alabileceğiz mi biz? İlk aşamada arkadaşlar söylediğim gibi get, delete, put gibi isteklerin nasıl yapıldığını göreceğiz. Ve biz bir Postman aracımız var. Onun kurulumunu şimdi anlatacağım. Nasıl kullanıyoruz onu da göstermek istiyorum sizlere. Onun akabinde hemen gördüğünüz gibi API values bize value 1 value 2 şeklinde bir string dönüş yaptı. Burada da zaten gördüğünüz gibi get işleminin karşılığı.